Yolumuzu çevirip aniden bastırdılar. Demek 3-5 çapulcudan koruyamadınız sevgili nişanlımı ha? Sayın efendimiz, arabayı basanın Karacak adında bir haydut olduğu anlaşılmıştı. Götürün! Bu bana sürülmüş bir lekedir. O Karacak haydutunu her yerde arayıp bulun. Ekselanslara izin verirse bir fikrim var. Buyurun sayın şövalye. Bu adamlar için para canlarından daha önemlidir. Fidyeyi almak için haberci gelecektir muhakkak. Fidyeyi ödeyip sayın nişanlınızı kurtardıktan sonra hemen bastırır öldürürsünüz. Parayı da geri alırız. Dediğiniz çok doğru sayın şövalye. Bize yardımcı oldunuz. Size hizmet şereftir efendimiz. İzniniz olursa bu işi ben halledeyim. Bu nazik konuda yardımlarınız beni çok müteessir etti sayın şövalye. Beatriz! Sevgilim! Demek kurtulmuş! Sersem, sana güvenmekle ne kadar hata ettiğimi şimdi anladım. Fakat bu kadı hangi? Şimdi ne olacak? Ah, Signora Beatriz! Gözlerime inanamıyorum. Nasıl kurtuldunuz o Karacak'tan? Sayın nişanlım, bu Türk bahadırı olmasaydı şu anda yanınızda olmayacaktım. Öyle mi? Hmm. Osman Gazi'nin uç beyi kadağın, Sinyor Atlantos'u saygıyla selamlar. Saygıdeğer kadağan, bize şeref verdiler. Kendilerine söz verdiğim ufak hediyeyi zahmetlerine karşılık vermenizi rica edeceğim. Sarayım emrinizdedir sevgili Beatriz. Söz verdiğiniz ne olursa olsun, borcumuzdur. Biz Türklerde yardım isteyen birisine el uzatmak töre gereğidir. Karşılığı da sadece gönül kazanmaktır. Beni Senyor Atlantos'a hizmet etmek şerefinden mahrum ettiniz kadahan. Mamafi sizi kutlarım. Şeref konuğumuz Saint Jean'lı şövalyelerinden Prens Nasso. Giriniz sevgili. Selamlarım şövalye. Bu yörenin yabancısı olduğunuz belli şövalye. Başka bir diyeceğiniz var mı şövalyem? Buraları çok hoşuma gitti. İnsanları dost ve mert. Adam seçmekte acele etmişsiniz sayın şövalye. Bazı art niyetli kimseler kendi çıkarları için dost görünürler. Anlayamadım. Bu sözü kimin için söylüyorsunuz? Utako serserisi için. Sözüm şu, yanınızdaki bu adamla bizim topraklarımıza girmemenizi tavsiye ederim. Dostlarım, dostlarım, lütfen sinirlenmeyin. Uzun yoldan geldiniz. Buyurun istirahat edin. Sarayım emrinizdedir. Sizler için ne yapabilirim? Bu güzel yolculuğun anısı bana verdiğiniz en güzel hediyedir. Sizlere hizmet için cariyelerim emirlerinizi bekliyorlar. İzninizle prenses. Sayın senyor, şövalye, gidelim. Ben de izninizi istedim. Öyle yorgunum ki. Kabalığımı güzelliğinizde arayın sevgili Beatriz. Beni büyülediniz. Sayın prenses dairesine çekilecekler. Türkler çok küstah ve atılgan. Tekfur Hazretleri onlara adlarını bildirmeli. Kara Osman'ın alpleri beylerine çok bağlı cesur kişilerdir. Onlara ancak Bizans oyunlarıyla alt etmek mümkündür. Silahla dövüşle değil. Pekala, nasıl olacak bu? Gelmeyen Bey Alişir bu gece burada olacak. Rumeli Türklerinin ahi başı Şeyh Edebali'nin yanından geliyor. Bütün Türk beyleri arasında çok nüfuzu vardır. Güzel kızı Bal Hatun'la evlenmek bu Türk beyinin en büyük arzusudur. Evet. Evet, anlıyorum galiba. Osman Gazi Bal Hatun'la evlenmek istemektedir. Alişir Bey ikinci adaydır. Zekanıza hayranım. Birbirlerine düşüreceksiniz.